vitamini alırız, güneşleniriz. Hazır havalar iyiyken. Şu an böyle. Tutarak çık böyle. Kolları dan sıkıntı oluyor. Yani kolları kısa geliyor. Neyse gidelim. Kapları aldım. Biri renkleri. Aynı şekilde omurum. Araya gitmiş gibi olacak. Arada kaynayacak dedim. Öyle böyle ben bunu bitireyim yani o kuyruk kısmı. Günaydın. Kahvemi yaptım. Kendime gelmeye çalışıyorum. Sabah yine 7'de kalktık. Saat şu an 9'u çeyrek geçiyor. Önden bir kahve içeyim dedim. Hiçbir şey yiyesim yok. Bu da buzdolabındaydı ama herhalde tekrar oda sıcaklığında bir yere tutmayı düşünüyorum. Ama çok güzel geliyor. Bu arada mevsimler kaydı farkında mısınız? Yani Eylül'de artık yaz olarak geçebilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yaz mevsiminde gibi hissediyorum kendimi. Bir hani havuza denize giremiyorum. Onun haricinde kısa kollular gayet hani giyiliyor. Akşamları tabii bir tık soğuk oluyor. Gece hatta üşüyoruz denilebilir. Yorganı falan çıkarmıştım zaten. Şöyle bir kremi süreyim. Hemen bir kendime geleyim. Kahvemi içeyim. Egemen tahmin ettiğiniz üzere okulda. Onu okula bıraktı babası sabahtan. Ben de öyle. Kendime gelmeye çalışıyorum. Bugün Egemen'i almaya gittikten sonra bir batı park var burada. Batı parka bir gideceğiz. Dün de öyle bir dolaştık. Batı Park'ta oyun alanı var. Orada Egemen oynar. Biz de otururuz. Biraz D vitamini alırız, güneşleniriz. Hazır havalar iyiyken. Sonra eve geliriz. Yemek faslı olur mu bilmiyorum. Dünden kalan kabak yemeği var. Kabak yemeğini yeriz herhalde. Bunun da kıvamı yoğunlaşmış yoksa böyle miydi? Böyleydi galiba. Ne diyorum? Dünden kalan kabak yemeği var. Kabak yemeğinden yeriz. Belki ben bir şey yapabilirim yine kendime belli olmaz. Öyle kaç gündür elime kamerayı almadım. Bir alayım dedim artık şöyle bir. Neyse ben biraz kahvemi içeyim. Kendime geleyim. Bir şeyler izleyeyim. Bu arada bambaşka biri diye bir şeyler izledim derken aklıma geldi. Dizi vardı ya. Daha önce bahsettim hatırlamıyorum. Güncel dizilerden tek izlediğim bambaşka biri. Bir de Kızılcık Şerbeti'ne devam. Onu izliyorum. Yalı Çapkını bıraktım. Yani izlemeyi düşünmüyorum. Bir tuhaflaştı yani. Çok hoşuma gitmemeye başladı. Bence çok kişi de öyle düşünüyor diye biliyorum, düşünüyorum. Kızılcık Şerbeti'ne devam. Bir de bambaşka biri çok hoşuma gitti. Yani Hande Erçel oyunculuğuna laf ediliyor, evet. Ama ben
oyunculuğunda yani aksi bir şey görmedim dizide. Gayet beğendim. Ha, ufak tefek yine böyle tam duygusunu yansıtamayan sahneler olabilir, kabul ediyorum. Ama öyle hani o kadar da karalayacak şekilde, aa berbat, çok kötü, işte sıfır oyunculuk, öyle böyle, yani bunları da hak ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Ve zaten çok güzel bir kadın. Gerçekten çok güzel yani, gözleri falan çok güzel bir kadın. Ama şey, tabii oyuncu olmak için güzellik yetmez normalde de. Ben yine de seviyorum yani, oyunculuğunu beğeniyorum. Öyle çamur, o kadar da çamur atacak kadar kötü oyunculuğu olduğunu düşünmüyorum. Ne oyuncular var hani. Ama hala mesela başrollerde oynuyorlar. Hande Erçel onlara yana melek. Bence. Neyse işte ona bakıyorum. Yani bu arada hani Hande Erçel'den dolayı değil. Ben dizinin konusunu çok beğendim. Buraya bir tırnak açalım. Yoksa Hande Erçel'in mesela Aşk Laftan Anlamaz, işte Güneşin Kızları, başka hangi dizileri vardı ya? Şu an unuttum ama. Ha, Kerem Bürsin'le galiba bir dizi, Aşk Kapıyı Çalınca mıydı? Bir dizisi var mesela. Onları hiç izlemedim, bilmiyorum. Ama bunun konusu ilgimi çok çekti, hoşuma gitti. O yüzden de izliyorum yani. Zaten Burak Deniz'in oyunculuğu ya, o ekstra çok güzel bir alan açmış diziye. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Dün de bu arada pazartesiydi. Bugün günlerden 26'sı mıydı ayın? 26 Eylül. Dün pazartesi klasik güzelce ev silindi, süpürüldü, toz alındı, dışarı çıkıldı, yemek yenildi, eve gelindi. Öyle. Bugün de bakalım. Şu anlık böyleyiz. O zaman tekrardan açarım. Evet. Batı Park'a geldik. O kadar sessiz ki. Şu an çok güzel. Burada böyle kocaman büyük bir park var. Egemen burada oyun oynuyor. Hava o kadar güzel, o kadar güzel ki. Şu an bir de burada çay ya da kahvem olsa on numara olurdu. Çok sessiz, hafif tatlı bir rüzgar esiyor. Sakin, güneş var. Çok güzel ya. Hiç şu an sonbahar gibi hissetmiyorum yani. Sandalyelerimizi aldık. Burada biz de böyle oturuyoruz. Egemen'i bekliyoruz. Şu an böyle. Güzel yani. Saat kaç? 12:21. Trendyol'dan da bir şeyler sipariş ettim. İki tane Anıl'a gömlek sipariş ettik. İki tane de ben banyo düzenleyici bir şeyler aldım. Hepsi aynı günü gösteriyor. Perşembe günü gelecek olarak gösteriyor. Bekleyeceğiz. Bugün zaten Salı. Ne yapıyorsun? Anne, odama koydum. Korkuyor musun? Ben odam böyle kaldık. Seni bakacağım odam. Gel buradan çık. Oradan in. Buradan çık. Olur mu? Oradan kay. Kaydıraktan kay. Hı. Kaydın mı? Gel. Buradan çık. Şuradan. Yukarıdan. Yukarı çıkarken dikkat et ama, tamam mı? Tamam. Düşmeyeyim ama. Tamam. Yavaş yavaş kay, güzel şey çık, güzel güzel çık. Aa, tamam. Tutarak çık böyle. Çıktım. Tamam. Sonra odan kayayım. Sonra yavaş Evet, kay bakalım hadi. Şimdi böyle. Hadi kay buradan. Buradan Tamam. kayabilirsin hadi. Evet. Anne, tamam anne. Gel. Kim o? Benim. Tamam, geliyor.
işten geldik çoktan. Birkaç işi hallettim. Sonra yemek yedim. Balık aldık. Yine oraları göstermek istemedim. Airfryer'e attım hemen. Çupra. Egemen'e de yedirdim terbiyeli. Bir çorba yapacağım. Tavuk çorbası Egemen'e. Havuçlu falan böyle güzel bir yarın için. Burada kendime kiraz sapı çayı yaptım. Bir de şöyle geçenlerde Carrefour'dan aldığım şunlar daha doğrusu kek kalıplarından Egemen'e kek yaptım. Yarın okula götürmesi için fındıklı, kakaolu, karışık. Biraz da limon koydum ki o yumurta kokusunu alsın. Airfryer'a atmıştım. Şunu da şöyle koyayım. Güzelce pişti. 35 dakika falan pişirdim. Fındık çok güzel gözüküyor. Biraz soğusun. Bir tanesini vereceğim. Bir tanesini de beslenme çantasına koyacağım. Giriş yaptık arkadaşlar. Kargolarım gelmişti. Ama bıçak lazım. Şöyle Anıl'ın bir kargosu vardı. Önce onu bir açalım. Sabahtan da bir kargom geldi. Onu göstermedim. Hani diyordum ya 4 tane kargom gelecek. Perşembe günü gelecek diye. 3'ü çarşamba günü. Yani bugün geldi. Bir de şöyle deterjan kapları aldım. Biri renkler için, biri beyazlar için. Hemen ben yapıştırdım şimdi. İçinde geliyor. Beyazlar yeşil. Hemen gidip koyalım. Şimdi şöyle bir düzenleyici aldım. Onu birazdan size daha detaylı göstereceğim. Burada renklilerin var. Hemen renklilerden dolduracağım şimdi. Bu arada ben onu kullanıyorum. Çok seviyorum onu. Bir de bunlara tabii koyacak bir kapı almak lazım içine. O yüzden çok doldurmuyorum. Şöyle küçük kürek gibi oluyor ya. Ay çok tatlı. Şöyle ama seviyorum ya. Şuraya bir koyalım şimdi renkleri. Pardon beyazları alalım. Aynı şekilde Oman'ın da beyazları var. Çok yaşa. Küreli de koyacağım için dediğim gibi boşluğunu bıraktım. Göstereyim. Bakınız böyle bu şekilde bir düzenleyicim oldu. Burada normalde kelli sepeti duruyordu. Kelli sepeti ama böyle tahtamsı mı nasıl bir şey diyeyim. Hani yazın hiç iyi olmuyor böyle küf bağlıyor falan. Babamın odasına koyuyordum o yüzden. Burada da böyle boşluk oluyordu. Dedim o zaman hani hiç burada durmasın. Banyo çünkü nemleniyor. İşte sıcak su vesaire hani onu daha kötü yapıyor. O yüzden onu banyonun dışarısına tutmaya karar verdim. Buraya da şöyle bir düzenleyici aldım. Hemen buraya zaten beraber yerleştirdik. Renkler, beyazlar, deterjanımı koydum. Burada da işte kullandığım ne bileyim ebeveyn pudra kokusu olsun, işte Anıl'ın maskesi, vücut işte Arkonim'in yumuşatıcı, burada yağlar, ıslak mendil, burada da yine Domo'nun bir yumuşatıcısı var. Şunu tam şey yapamamışız, onu halledeceğim şimdi, kapağı yamuk duruyor. İşte
yüzey temizleyici. Bu da yine ebeveyn baby powder, bebek pudra kokusu. İşte burada da temizlik mendilleri, burada da yine yumuşatıcılar, şampuan duruyor. Böyle hem fazlalıkları da buraya koymuş oldum, hem de görsel olarak da bence çok şık duruyor. Boşluk da vardı burada zaten. Evet, böyle bir şey yaptım. Deterjanın da üstte olmasını tercih ediyorum şu an için ama ya ilerleyen zamandan ne yaparım bilmiyorum. Hani belki aşağı falan koyarım ama üstte durması hani bir daha eğilip eğilmemek için, hani rahat rahat koyup hani zahmet olması için daha iyi. Evet, o işi de hallettikten sonra dediğim gibi bir tane kargomuz kaldı gelecek. O da yine Anıl'ın bir tane gömleği var. Bence banyo dizayn çok güzel oldu. Daha önceden hiç aklıma gelmemişti. Çünkü boşluk yer yok diye düşünüyordum. Orada kirli sepet olduğu için. Ama kirli sepetinin yapısından dolayı hani böyle küf tutmaya müsait, işte nemli ortamda durmaması gereken bir şeymiş gibi hissetmeye başladım. Çünkü bir kere gerçekten çok kötü bir şekilde küflenmişti. Zor temizlemiştim yani. Hani plastik falan değil yani. Değil biliyorsunuz. Yapısından dolayı onu başka banyo dışında babamın odasına aldım. Bu düzenleyici çok iyi oldu. Yumuşatıcılar, işte deterjanlar için ayrı bir alan olması. Orada da mini mini bir boşluk vardı. Ona doldurmuş oldum. Şimdi bugün neler yaptık? Bugün bir dışarı çıktık. Anıl bugün izinliydi. O tıraş olmaya gitti. Bulvar AVM tarafına gittik. Çift şeyde, merkezde. O tıraş oldu. Egemen de onunla beraber gitti. Ben de şöyle bir ev şopa uğradım. Sonra Diyanar'a uğradım. Ev şoptan ne aldım? Sios'un keratin isimli keratinli şampuanını aldım. Bunu çok fazla seviyorum. Kasa arkasında Clear Men şampuan duş jeli, ikisi bir arada ferahlatıcı mentol ile diyor. İndirimdeydi. Bundan aldım. Bir de şöyle bir diş ipi aldım Oral-B'nin. Bu çok güzeldi. O yüzden bir ihtiyaç oluyor zaman zaman diş ipine. Bunu aldım. D&R'dan da daha önce görmüş olduğum Pascal Mercier yazar Lisbon'a Gece Treni. Son yıllarda okuduğum en iyi kitaplardan biri. Isabel Allende diyor. Bayağı da kalın. Kaç sayfaymış? 412 sayfa şöyle. Yine bir hikaye anlatıyor sanırım. Çok hoşuma gitti. Daha önceden yine böyle kitap okuyan bir YouTuber'da görmüştüm sanırım. Onları böyle izlerken bana da iyi oluyor. Hangi kitapları sevdiler, işte konusu ne, kısaca bahsediyorlar. Ben de hoşuma gidenleri not alıyorum ve sonradan alıyorum. Şu an okuduğum bir tane kitap var biliyorsunuz. Onun 100. sayfasını daha yeni geçtim. 300 küsür sayfaydı o da. O bittikten sonra hemen buna başlamayı düşünüyorum. Neredeyse soluk almadan okunacak bir roman. Elimden bırakamadım. İnsanın ruhuna, zihnine ve yüreğine hitap eden bir kitap. Müthiş bir olay. Son 10 yılın en iyi kitabı. İnanılmaz berraklıkta ve güzellikte bir roman. Bu kitabı okumaya başlamadan önceki kişi değilsiniz artık. Bu söz herhalde bir romana yapılacak en büyük iltifattır ve bu roman bu iltifatı hak ediyor. Biz buna gece treni bakalım nasıl. Ben de merak ettim. Bir de şöyle bir tane yine bir kitap gördüm. Vazgeçebilmek isimli dünyanın en çok satan kişisel gelişim kitabıymış. Şöyle göstereyim. Değişmeye hazırsanız işte cevabınız. Gelmiş geçmiş en çok satan kişisel gelişim kitaplarından biri olan Vazgeçebilmek, mutluluğa giden yolda yanınızda bulundurabileceğiniz en güvenilir kılavuz. Sizi mutluluktan alıkoyanlar neler bir düşünün. Ve hepsinden vazgeçin gitsin. Söylemesi kolay ama yapması değil, öyle mi? Vazgeçebilmeyi okurken öfke, kin, kaygı, suçluluk duygusu, düşünceden arındığınızı fark edecek ve her sorunun cevabının yine sizin içinizde olduğunu göreceksiniz. Gerçek yaşam öyküleri, içten diyaloglar ve zihni çalıştıran sorular zaten içinizde barındırdığınız gücü ve duygusal özgürlüğü size geri verecek. Böyle bir kişisel gelişim kitabı, yani bir tane normal bir hikaye kitabı almışken bir de bu dikkatimi çekti. Hoşuma gitti, bir de hani ne bileyim kapağı da hoşuma gitti, o yüzden bir bakayım alayım dedim. İki kitabı da sonradan okuyacağım. Ve geçenlerde dedim ya eyeliner'dan memnun değilim diye, bu şey Maybelline Tattoo diye geçiyor. Böyle şey gibi soyuluyor resmen eyeliner. Hiç ben böyle hayatımda eyeliner görmedim. O kadar kötü ki. Ve akşama doğru uçları silinmiş oluyor. Yani o kuyruk kısmı yok. Ben aslında yokum.
Yok yani. O yüzden hiç memnun kalmadım. Bugün yine bir eyeliner'a baktım. The Balmain eyeliner'ı alacaktım. İndirimli fiyatı 250 lira olmuş bu arada eyeliner'ın. Gözümüz aydın. Ama almadım. Yani şimdi onu alırsam bu sefer bunu bitirmek için uğraşmayacağım. Bu da araya gitmiş gibi olacak. Arada kanayacak dedim. Öyle böyle ben bunu bitireyim yani. O kuyruk kısmı şey olsa da tekrardan yenilemem gerekecek. Yenilerim ne yapayım dedim. Yani tekrardan bir israf etmek istemedim açıkçası. Her neyse. Bugün de böyle geçti. Birazdan Egemen'in toplantısı var. 5.45'te. Anıl evde olduğu için o gelecek. Ben Egemen'le evde kalacağım. Egemen'e birazdan yemek falan yediririm. Ondan sonra o 7 gibi falan uyur. Çünkü sabah çok erken kalkıyor. 7'de kalktı sabahtan. Öğleden önce okul olduğu için biliyorsunuz. Tamam yine uyuyacağız birazdan. Şimdi değil. Daha var. Hem de şeyden sonra tekrar dışarı falan çıktık. Yoruldu yani. Okuldan sonra direkt dışarı falan çıktık. Yoruldu. Bir şeyler yedirim. Ondan sonra da artık onu uyuturum. Sabahtan çamaşırlarım vardı. Onları yine hallettim. Yarın yine bir evi süpürmem gerekiyor. Öyle işlerim var. Her neyse o zaman tekrardan açarım. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Günaydın. Bugün çok hastayız. Dünden beri çok hastayız. Eve bir geldik ki Egemen bir halsizleşti, bir hastalandı kuzum. Ateş ölçerlerle geziyoruz. Saat şu an 8:20 geçiyor. Bir saat önce uyandı. Biraz ballı süt içmiş, dedesi içirmiş. Dolven de vermiş. Boğazı ağrıyor çünkü arkadaşlar, ağrısı var, ateşi var ama Allah'tan gece öyle ateşlenmedi. Sadece bir akşam 10.30'da ağrı şey dolven verdim. Onunla beraber kendinde gece ateşlenmedi, sürekli baktık çünkü Anıl'la birlikte yanımızda uyudu bu gece. Böyle hava çok güzel yine her zamanki gibi güneşli. Bir videonun daha sona gelmiş bulunmaktayız. Güzelce kahvemi içeceğim. Önce Egemen'in çorbasını içireceğim. Mercimek çorbası yapmıştık dünden. Güzelce onu içireceğim zorla da olsa. Sonra da kahvemi içeceğim. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.